Bürokrasi günümüzde gerek kamu gerekse özel sektörde yaygın bir fenomen haline gelmiştir. Vatandaş ya da müşteri olarak kamu ve özel sektör bürokrasilerinin ürettiği çeşitli mal ve hizmetlerden her gün yoğun olarak yararlanmaktayız. Modern toplumsal hayat, siyasal, yönetsel Ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri alanlara yayılmış irili ufaklı çeşitli örgütler ağı içinde sürüp gitmektedir. Kişilerin doğumdan başlayarak eğitimi, sağlığı, çalışma hayatı, güvenliği, iletişimi, kültürel ve sosyal etkinlikleriyle ortak ihtiyaçlarının karşılanması hep bürokratik örgütlerle ilişkilidir. Kamu bürokrasisi Devlet yönetiminde, politikada ve toplum hayatında önemli rol oynar. Siyasi iktidarlar, başarılı olabilmek ve politikalarını etkin olarak yürütebilmek için bürokrasiye ve bürokratlara bağımlı hale gelmişlerdir. Bürokrasi, önemli kararların alınması ve bunların yürütülmesinde siyasi iktidarların en önemli ortağıdır. Bu program, bürokrasi, patrimonyal bürokrasi Yasal rasyonel bürokrasi, teknokrasi, bürokrat, teknokrat, güç ve otorite, karizmatik otorite, yasal otorite, patrimonyal otorite, rasyonel örgüt ve karşı bürokrasi anahtar kavramlarıyla ele alınacak. Bu programı izledikten sonra bürokrasi nedir? Bürokrasiye ilişkin teorik yaklaşımlar nelerdir? Yasal otorite Geleneksel otorite, karizmatik otorite nedir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Bürokrasi kelime olarak Latince burra ve Yunanca kratos sözcüklerinden türetilmiştir. Burra masaları örtmede kullanılan koyu renkli kumaş, kratos ise egemenlik, yönetim anlamına gelir. Buna göre bürokrasi masaların ya da büroların egemenliği anlamındadır. Bu benzetmeyle ifade edilmek istenilen memurların toplum üzerinde giderek artan egemenliğidir. Bürokrasi çok yönlü bir kavramdır ve değişik anlamlarda kullanılır. Bürokrasi konusundaki değişik anlamlar onun özelliklerini tanımlamadaki farklı yaklaşımlardan kaynaklanır. Bu konuda iki temel yaklaşımdan söz edilebilir. Bazıları bürokrasiyi onun yapısal özelliklerini yani iş bölümü, hiyerarşi, büyük ölçek gibi özelliklerini dikkate alarak tanımlar ve analiz eder. Bazıları da onun davranışsal özelliklerini yani kırtasiyecilik, katılık, tarafsızlık gibi özelliklerini esas alarak inceler. Aslında bürokrasinin bu iki yönü birlikte ele alınmalıdır. Bürokrasi toplum nazarında daha çok olumsuz ve kötüleyici bir anlam ifade eder. Bürokrasi, örgütlerin olumsuzluklarını ve resmi otoritenin kötüye kullanılmasını anlatmakta kullanılan pejoratif bir kavramdır. Bu anlamda bürokrasi, verimsizlik, işlerin ağır yürümesi, kuralcılık, kırtasiyecilik, sorumluluktan kaçma, yetki devretmekte isteksizlik ve otoriteye aşırı bağlılık gibi olumsuz davranış ve işlemlerdir. Bürokrasi, belirli özelliklere sahip bir örgüt biçimidir. Bu tanım, Alman sosyolog bilimci Max Weber'le birlikte ortaya çıkmıştır bürokrasi konusundaki egemen anlayış Weber'in tanımı etrafında toplanmıştır. Weber'e göre bürokrasi, iş bölümü, otorite hiyerarşisi, yazılı kurallar, yazışmaların ve faaliyetlerin dosyalanması, gayri şahsilik, disiplinde olmuş bir yapı ve resmi pozisyonlardan oluşan bir örgüt biçimidir. Bu anlamda bürokrasi, rasyonel bir örgüt biçimidir ve teknik olarak diğer örgüt biçimlerinden üstündür. Bürokrasi kavramı çoğu kez kamu yönetimi ile eş anlamda da kullanılır. Siyasi sistemin bir parçası olan yönetsel yapıyı ve onun eylemlerini anlatır. Bu anlamda bürokrasi, devlet yönetiminde çeşitli idari görevleri ya da işleri yerine getirmek için hükümetler tarafından yönetilen çeşitli kamu kurumlarından oluşan örgütler bütününe ve onların eylem ya da işlemlerine verilen addır. bürokrasi, otoritenin büyük ölçüde atama yoluyla iş başına gelen memurların elinde olduğu bir yönetim biçimi olarak da tanımlanmıştır. Bu bağlamda bürokrasi, demokrasi, aristokrasi ve monarşi gibi bir yönetim şeklidir ve bunlarla karşılaştırılabilir. Bürokrasi ayrıca toplumda büyük yapılı örgütlerin gelişmesini anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Bürokratikleşme 19. yüzyıldan itibaren yalnızca devlette değil, aynı zamanda siyasi partilerde, dini kurumlarda, yargı ve sanayide de hakim bir nitelik olarak gelişme göstermiştir. Böylece toplum her alanda ortaya çıkan ve faaliyet gösteren örgütlerle karakterize edilir hale gelmiştir. Kısacası örgütsel toplumdan söz edilir olmuştur. Bürokrasi konusundaki değişik kullanımları daha anlaşılır hale getirmek, onun niteliğini ve rolünü daha iyi değerlendirebilmek için bazı önemli düşünürlerce bürokrasinin nasıl tanımlandığına ve analiz edildiğine bakmak gerekir. <laughs> Marx sistematik bir bürokrasi teorisi geliştirmemiştir. Bürokrasiyi devlet yönetimi içinde daha çok güç ilişkisi bağlamında ele almıştır. Marx bürokrasiyi karmaşık bir sanayi toplumunun ortaya çıkışının bir sonucu olarak görmekten daha çok onu kapitalizmin belirli ihtiyaçlarıyla ilişkilendirmiştir ve bürokrasiyi burjuva çıkarlarını destekleme ve kapitalist sistemi savunma mekanizması olarak değerlendirmiştir. Liberal düşüncenin bürokrasi konusundaki görüşleri esas itibariyle İngiliz yazar John Stuart Mill'in yaklaşımları etrafında şekillenmiştir. Mill, devlet müdahalelerine ve bürokrasiye bireysel özgürlükler açısından yaklaşmış, büyüyen bir devletin ve bürokrasinin özgürlükler yönünden tehlikeler üzerinde durmuş ve sınırlı devlet ve dolayısıyla sınırlı bürokrasi tezini savunmuştur. Mill'e göre asıl olan bireyin yeteneğinin geliştirilmesi ve gayretinin açığa vurulmasını sağlamaktır. Devlet esas itibariyle bunun için çalışmalıdır. Robert Michels, bürokratikleşmeyi modern toplumların oligarşik eğilimlerine bağlamaya çalışan ilk kuramcılardandır. Robert Michels, Avrupa ve özellikle Almanya'daki sosyalist partilerle işçi sendikalar üzerinde yaptığı araştırmalara dayanarak 1911 yılında oligarşinin Tunç Kanunu adlı teorisini geliştirmiştir. Oligarşinin Tunç Kanunu, açık bir biçimde modern, büyük ölçekli örgütlerin kaçınılmaz olarak oligarşik özellik gösterdiklerini ifade eder. Günümüzde Weber'in ismi adeta bürokrasi kavramıyla bütünleşmiştir. Weber, bürokratik örgütün yapısını ve işlemlerini analiz ederken ortaya koyduğu bürokrasi modelini ideal tip olarak kavramlaştırmıştır. Weber'e göre bürokrasi, iş bölümü, resmi yetki alanı, otorite hiyerarşisi, yazılı kurallar, yazışma ve faaliyetlerin dosyalanması, gayri şahsilik ve disiplinli olmuş yapı ve liyakate dayalı resmi pozisyonlardan oluşan bir örgüt biçimidir. Weber, patrimonyal ve rasyonel olmak üzere iki tip bürokrasiden söz etmiştir. Patrimonyal bürokrasi, sözleşme esasına göre atanan görevlilere değil de hür olmayan memurlara dayanır. Bu bürokrasi biçimi, kölelik sisteminin yaygın olduğu dönemlerdeki idare örgütleri anlatır. Rasyonel bürokrasi ise modern örgüt modelidir. Bu bürokrasi, gayri şahsi rasyonel idare düzenlemeler ve yasalarla belirlenmiş yapı ve davranışlara dayanır. İdeal tip bürokrasi, büro ya da devlet dairesini yöneticinin özel konutundan ayırır. Memuriyet bir meslektir. Memurun sadakati kişiye değil, büronun ya da resmi dairenin amacını ve faaliyetlerini düzenleyen kurallaradır. <laughs> Weber'e göre otoritenin meşhurluğu konusunda üç çeşit inanç vardır. Ve bunlar üç otorite biçimini ortaya çıkarır. Bunlar geleneksel, karizmatik ve yasal otoritedir. Geleneksel otorite, eskiden beri var ola gelen geleneklere uygun olarak oluşan bir otoritedir. Geleneksel otorite, liyakate değil, ırsiyet ve statüye dayanır. Karizmatik otorite, olağanüstü ve tanrı vergisi kişiliğin otoritesine, yani bir kişiye duyulan mutlak bağlılık ve güvene, onun kahramanlığına ya da başka niteliklerine inanmaya dayanan otoritedir. Yasal otorite ise yasalara dayanan egemenliktir yasal otorite yasaların geçerliliğine ve rasyonel kurallara dayanan işlevsel yetkiliğe inanmaya bağlıdır. Bürokrasi kavramı çeşitli anlamlarda kullanılır. Bunları kırtasiyecilik ve verimsizlik, rasyonel örgüt, kamu yönetimi, memurlar tarafından yönetim ve büyük yapılı örgütler ve modern toplum olarak beş başlık altında toplamak mümkündür. Bürokrasiye ilişkin birden fazla teorik yaklaşım bulunur. Marx, bürokrasiyi devlet yönetimi içinde daha çok güç ilişkisi bağlamında ele almıştır. Liberal düşünür John Stuart Mill ise devlet müdahalelerine ve bürokrasiye bireysel özgürlükler açısından yaklaşmış, devletin ve bürokrasinin özgürlükler yönünden tehlikeleri üzerine durmuştur. Robert Michels de 1911 yılında oligarşinin Tunç Kanunu teorisini geliştirmiştir. Max Weber ise, bürokrasiyi, iş bölümü, resmi yetki alanı, otorite hiyerarşisi, yazılı kurallar, yazışma ve faaliyetlerin dosyalanması, gayrişahsilik ve disipline olmuş yapı, liyakate dayalı resmi pozisyonlardan oluşan bir örgüt biçimi olarak ele almıştır. Bu programda, Bürokrasi Nedir? Bürokrasiye ilişkin teorik yaklaşımlar nelerdir? Yasal otorite, geleneksel otorite, karizmatik otorite nedir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi kamu yönetimi ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır.